Akademi Direksiyonu'na herkese merhaba, ben Oğuzhan Hoca. Bugün Yanlış Bilinen Doğrular 2. bölümündeyiz arkadaşlar. Sıcak havada lastiğin ısınmasını dengelemek için lastik havalara indirilir. Bu yanlış bir bilgi arkadaşlar. Lastiğin ısınmasının en büyük nedenleri havanın sıcak olması değil, lastik hava basıncının düşük olması nedeniyle lastik yanaklarının daha fazla esnemesidir. Yağmurda inik lastik daha az kayar. Bu da yanlış bilgidir arkadaşlar. Hava basıncı düşük bir lastik, su boşaltma kanalları kapandığı için yağmur suyu çok daha az boşaltılır. Hatta boşaltamaz ve su üzerine çıkma, su yastığı üzerinde kayma çok daha düşük hızlarda başlar. Direksiyon saate göre 10'u çeyrek geçe tutulur. Bu kesinlikle yanlış bir bilgi arkadaşlar. Direksiyon 9'u çeyrek geçe şeklinde tutulur. Sol elimiz, sağ elimiz solda, sağ kenarlarda. Bu pozisyon acil bir durumda her iki yöne eşit miktarda direksiyonu çevirebileceğimiz şekilde olur. En iyi koltuk pozisyonu ise sürücünün en rahat ettiği pozisyondur. Bu yanlış bir bilgidir arkadaşlar. Sürücünün doğru koltuk pozisyonu öncelikle otomobile hakim olabileceği en çok uzak ne de çok yakın bir pozisyondur. Koltuk mümkün olduğunca dik olmalıdır. Direksiyon 9'u çeyrek geçe pozisyonundayken kollar dümdüz olmamalıdır. İdeal dirsek açısı 120 ile 135 derece civarında. Evimizde TV seyrettiğimiz koltuk pozisyonu çok rahat olabilir. Ama bu pozisyonda otomobilde ve trafikte hakim olabilmek çok zordur arkadaşlar. Motorlu araçlar lastiğin üzerinde gider. Bu da yanlış bir bilgidir arkadaşlar. Motorlu araçlar lastiğin içindeki havanın üzerinde gider. Eğer lastiğin içinde hava yoksa hiçbir yere gidemezsiniz. Doğru lastik havası ayağınızdaki kan veya bol gelen bir ayakkabıyla nasıl yürüyemezseniz otomobil yol tutuşu da aynı şekilde bozulur. Yanlış bilinen doğrular videosunda bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Emniyet kemerinizi takmayı unutmayın.